Sene 1962, Adana Fethiye bağlı Tapandiller 9 mıktarlık bir köy var. Tapa'nın Gırıuşağı köyünden Kötün Nirbiham diller bir adam vardı. Kötün Nirbiham'ın bir hanımı vardı. Adı Gülüzümüş. Ben bilmem bunu da anladılar. Çok güzel bir kızımış. Gülüz'ün bir çocuğu olmuş. Adı Ali Rıza isminde. 2-3 yaşına gelince işte çocuklar böyle şey edince köyden de çelteye gidiyorlarmış. O zaman çeltik modaymış böyle Çukurova'ya. Karataş'a çelteye gitmişler. Orada bir hafta çalıştıktan sonra Gülüz'ü sıtma tutmuş. Gülüz orada ölmüş. Gülüz'ün orada ölüsünü yıkamışlar, kefenlemişler. Orada bir garip dost ağacı varmış. Onun dibine koymuşlar tek bir mezar olarak. Köye de bir haber gelmiş Gülüz öldü diye. Gülüz öldü diye haber gelince orada da bir o İsmet Ormancı derler bir adam vardı. İsmet Ormancı Gülüz'e bir ağıt söyler. Gülüz'ün ağıdı çok da yani içinden 5-6'sını söyleyek biz de dilimizin döndüğünce. Bindim makineye ayrıldım köyden evladım büyüdü yok kaygım evden yok kaygım evden bir su verdin ile dereden çaydan bu geline garip diyen ağladı. Hebillik onal gagam çardam yüce 3 gün hasta yattın dördüncü geceyi. Gurbetten ölürsen bulunmaz hocana bu geline garip diyen ağladı. İbret alın bunun elden kuman ırbığı meşeler sarardı, döktü yaprağı, döktü yaprağı. Çeltik sebep oldu, çekti toprağı. Bu geline garip diyen ağladı. Gurbette mi kaldın, insaf yok sende. Çok söyletme beni, takat yok bende. 10 sefer bohçanını çiziyorum künden. İpek entarini giyen ağladı. Gurbette mi kaldın gelin olmadan ben o sandım göz yaşımı silmeden acı haber geldi Gülüz gelmeden var bana sığına diyen ağladı. Küçük yaşta babam ettin intizar Ali Rızam küçük hep beni arar. Döşenmiş soluna yollarını ırar varıp babasına diyen ağladı.
Bir hafta çalıştık eyledik kârı, kuzana varırsan yol olur yârı. Kefenli kalmışlar al yeşil morugu, yıkayıp kefineyi saran ağladı. Kefenli kalmışlar al yeşil morugu, yıkayıp kefineyi saran ağladı. Bitti baba.